Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bu kararı teknik direktör Ahmet Akçan'la değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Sizi görmek güzel. Hoş bulduk sevgili Kerem. Ben de çok mutlu oldum beraber olmaktan. İyi yayınlar diliyorum. Ülkemize bir kez daha sağlıklı günler diliyorum. İyi yayınlar olsun hocam. Önemli bir karar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün açıklandı. Nihat Özdemir medya mensuplarıyla telekonferansta bir araya geldi. Alınan kararı liglerin başlaması için açıklanan takvimi nasıl buldunuz? Şu an için bence alınabilecek en doğru karar alındı. Çünkü benim genel görüşüm içinde bulunduğumuz bütün şartları değerlendirerek futbolun da sadece bir eğlence olmadığını, aynı zamanda diğer bütün sektörler gibi binlerce ailenin ekmek parası kazandığı çok önemli bir sektör olduğunu hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla futbolun geleceği adına liglerin oynanması bence en doğrusu, en uygunu. Tabii oradaki zorlukları da biliyoruz. O yüzden bu alınan karar da sadece şu an için düşünceleri ortaya yansıtan nihai bir karar değil. İleriki günlerde bir daha gözden geçirilecek. Tabii önemli olan da bizim özellikle futbol ailesi olarak bu virüs döneminde devletin aldığı bütün kurallara uyarak yaptığımız katkının bir benzerini futbola tekrar geri dönmemiz için de yapmamız. Burada büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum ki maalesef paydaşların büyük bir kısmı ya kendi veya kendi kurumlarının çıkarlarını ön plana çıkardıkları için tam bir uyum sağlamak söz konusu olmadı. Bundan dolayı da oluşacak risklerde Sağlık Bakanımızın topu federasyona attığını gördük. Futbol bir pas oyunu. O yüzden dünkü toplantıda da federasyon topu kulüplerimize attı. Yani paslaşmalar devam ediyor. Çünkü oradaki sorun şuydu. Alınacak karar ne olursa olsun her karara itiraz eden çok fazla sayıda kulüp var. Federasyon biraz da siz madem itiraz ediyorsunuz buyurun ben şartları hazırlıyorum. Siz sahaya çıkın, sahada maçları oynayın ve hakkınızı alın düşüncesiyle topu onlara attı. Ama ben yakın zamandan itibaren futbol kulüplerimizin büyük bir kısmının bu maçları oynamakta çok zorlanacakları gerçeğini kabul edeceklerini bekliyorum. O yüzden bazı değişiklikler mutlaka olabilir. Benim kendi çözüm önerim de bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Süper Lig ve TFF 1'i kaldı ki Süper Lig'de 75 maç var. TFF 1'de de 58 maç var. Bu iki ligi biz oynatabiliriz. Toplam 133 maç yapıyor. Alt ligler içinde bir kısmının tescil ve çok soru işaretli olan özellikle playoff'ları oynatmayı ön plana çıkararak 23 maçla da alt ligleri kapatabiliriz. Yani bu şekilde düşünüldüğünde 156 maçla sorunsuz bir şekilde ligi bitirmemiz söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Hocam peki sizce bu iş nereye varacak? Hep bazı değişikliklerin olabileceğinden, bu kararın nihai bir karar olmadığından, şu an için durumun şimdilik tam anlamıyla Nihat Özdemir'in ifadesiyle geçerli olduğundan bahsediyoruz. Peki bu iş nereye varacak? Şimdi bir defa bence çok olumlu bir gelişme. Yine dün federasyonun yaptığı toplantıda Ali Düşmez başkan vekili oldu. Ali Düşmez amatör sporların başındaki federasyon üyesiydi. Şu an sadece amatör ligleri değil profesyonel ligleri de çok iyi bilen biri. Senelerdir aldığı görevlerle, kulüplerde yaptığı görevlerle tam işin içinde bu iş için biçilmiş kaftan görünen bir görev üstlendi. O yüzden ben virüsün beraberinde getirdiği riskleri de göz önünde bulundurursak öngörüm şu, Süper Lig ve TFF 1. Lig normal kaldığı yerden oynanmaya devam edecek. Hı hı. Eğer katılımcılar gerçekten özveri gösterirlerse ki burada sadece birkaç tane çok önemli konu var.
Bu ligleri rahatlıkla tamamlayabiliriz. İkinci, üçüncü lig ve bal ligi dahil olmak üzere amatör ligleri tamamlamak gerçekten çok mümkün görünmüyor. Demin de önerdiğim gibi kısıtlı bir maç sayısıyla bu ligleri de en sağlıklı bir şekilde sonlandırma şansımız olacak. Hocam takımlar büyük ölçüde çalışmaya başladı. Artık pazartesi itibariyle topbaşı yapacak bazı ekipler de mevcut. Sizce bu takımlar 12 Haziran'a kadar hazır olabilecekler mi? Bence hazır olabilirler. Şu an baktığımızda dolu dolu 5 haftaları var. Yani biz sezon başındaki hazırlık dönemini 6 hafta olarak ortalama hesaplarız. Futbolcular, evet, Denizli örneğinden biliyoruz. Bülent Hoca yaptığı testlerde futbolcuları beklediğinin altında bir seviyede bulmuştu. Yani sıfır dahi olsalar çok doğru hazırlıklarla 5 hafta içinde bence hazırlanmamaları için bir neden yok. Bu süre kesinlikle yeterli. Eğer hazır olmayan takımlar olursa da bu kendi antrenman planlarının yetersizliğinden veya oradaki uygulamaların eksikliğinden kaynaklanır. O açıdan ben kesinlikle bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum sevgili Kerem. Tekrar evde kalmaya özen gösterelim. Kesinlikle hocam. Teşekkürler. Görüşeceğiz yakında inşallah. Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı açıkladı ve kulüplerden de bir takım elbette değerlendirmeler geldi konuyla alakalı. Kulüp başkanlarını Aspor canlı yayınına aldık. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarıyla başlayacağız. Ağaoğlu federasyonun aldığı kararı takvim belirleme olarak yorumladıklarını söyledi. Ağaoğlu nihai kararı devletimiz verecektir dedi. Virüsün ülkedeki seyri doğrultusunda Sağlık Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bakanlar Kurulu'nun hükümetin alacağı bir karara bağlı olarak sadece bir takvim açıklanmış bulunuyor. Çünkü burada henüz adı konulamayan, henüz nasıl yürütüleceği belli olmayan ve açıkta olan pek çok konu var. Beri hep şunu söyledik. Sağlıkla alakalı olarak bir sıkıntı var ortalıkta. Bir pandemi var. Bundan alakalı olarak bütün sorumluluk ve ülke vatandaşlarının sağlığıyla alakalı olarak sorumluluk devlettedir. Bundan alakalı olarak devletin vereceği karar ne olursa olsun, tekrar söylüyorum. Devletin vereceği karar ne olursa olsun, Trabzonspor Kulübü bu karara saygılı olur. Yani sürecin başından beri bizim başımız nereye gittiyse ayaklarımız da aynı yere gitti. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi Süper Lig'in yeniden başlama kararını desteklediklerini söyledi. Bu kararı destekliyoruz. Özellikle koronavirüsle ilgili son günlerdeki gelişmeler de gerçekten ülkemiz adına gurur verici. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımızda biz çok daha iyi bir tablo çiziyoruz. Biz bu kararın alınmasını istiyorduk. Çünkü gerçekten de futbol belli bir seviyeye gelebilmesi için ekonomik durumu kulüplerin güçlü olması lazım. Çok şükür bizim geçmişe yönelik futbolculara bir borcumuz yok. Şubat ayı itibariyle bütün ödemelerimizi yaptık. Herhangi bir kuruma da borcumuz yok. Bu ekonomisi sağlam olabilmesi için de bunun sürdürülebilir olması lazım. Profesyonel olarak futbolcularımız bu işi yapıyorlar. Evet. Nasıl bir işçi kendini fabrikada çalışıyorsa, bir ofiste çalışan ofiste çalışıyorsa ne yapıyor? Kendini koruyarak, gereken önlemleri alarak bizim de bu konuda maksimum çabayı gösterip normalleşmenin adımını atmamız gerekiyordu. Futbol Federasyonumuz da bu konuda gereken açıklamayı yaptı. İnşallah hem bize hem Türkiye'ye bu karar hayırlı olur. İnşallah. Bu tedbirlerin alınmasıyla ilgili gereken maksimum özeni bütün kulüplerimizin göstereceğine inanıyorum. Çünkü insan sağlığı her şeyden önemli.
Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal Aspor'a açıklamalarda bulundu. Kulüplerin 12 Haziran tarihini erken bulduğunu belirten Başkan Ünsal, federasyon ilerleyen günlerde bu tarihi değiştirebilir dedi. Sonuçta gördük. Ligin başlaması ve bitiş tarihiyle ilgili planlama yapılmış. Ligler oynanacak. Bütün liglerin oynanacak olmasının çok doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü liglerin oynanmadan bir şekilde tescil edilecek olmasının doğuracağı zararlar oynamasından daha fazla olacaktı. Bir endişe, tedirginlik ve bunun devamında da bir istek var tabii ki. O da şu.